Mevcut iktidar işte bu anlattığım şeyleri halka kabullendirebilmek için Suriyeli mültecilerin etinden, yağından, kılından, tüyünden yararlandığını çaktırmadan bunu milletin kabullenmesini sağlamak için ensar muhacir söyleminde bulunmaktadır. Suriyeliler muhacir, Afganistanlılar muhacir, biz de onlara yardım eden ensarız diyerek bunu Mekke ve Medine'de peygamberin ensar ve muhacir olayına benzeterek, onu bununla örtüştelerek her yerde ve her zaman olduğu gibi politikalarına dini alet etmeye kalkışmaktadır. Faiz söz konusu oluyor, nas var diyor. Kürsü TV ekranlarından herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu hafta da konuğumuz araştırmacı yazar İhsan Eli Açık. İhsan Hocam öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İhsan Hocam sizlere gündemimizde de çok tartışılan ensar muhacir olayını sormak istiyorum. Bu olay nasıldı ve şu an günümüzdeki Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar bu tanıma uyarlar mı? Uymazlar. Bu kaba bir yakıştırma olur. Olayı derinlemesine ele alarak, düşünmeden, sırf kelimelerin çağrışımlarından yola çıkarak ve istismar amacıyla kullanmak anlamına gelir. Şu anda da yapılan bundan başka bir şey değildir. Şimdi bir insanın muhacir olması için bulunduğu memleketten giriştiği bir mücadele ve dava sonucunda işkenceye uğraması, ona izin verilmemesi, özgürlüğünün kısıtlanması ve can güvenliğinin ortadan kalkması neticesinde başka bir diyara göç etmesi ve özgürlüğünü orada yaşamaya çalışması gerekir. Afganlara bakıyoruz. Bunlar orada ne yapıyorlardı da şu anda Türkiye'ye geliyorlar da muhacir oluyorlar. Bunlar orada Amerikan işgalinin işbirlikçileriydiler. Ve orada herhangi bir dikleri dava söz konusu değildi. Amerika'nın Afrika'daki işgaline destek veriyorlar. Onlardan aldığı dolarlarla onların dediklerini yerine getiriyorlardı. En son Taliban Afganistan'ı ele geçirince Amerikan Başkanı Biden, Türkiye Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yaparak Afganistan'daki Amerikan işbirlikçisi ve yanlısı unsurların Taliban tarafından tehdit edildiğini ve kendilerine Amerika'da vatandaşlık hakkı vaat edildiğini, Amerikan işgali sona erip Afganistan'da işler düze çıktıktan sonra kendileriyle işbirliği yapan Afganlıların Amerikan vatandaşlığıyla ödüllendirilerek Amerika'ya gitmelerine izin verileceği vaadi yapılmıştı. Şimdi onlar orada yaşayamaz hale gelince Amerika'ya dediler ki hadi vaatlerinizi yerine getirin ve vatandaşlığımızı verin, Amerika'ya gelelim. Taliban bizi burada öldürecek dediler. Sıkışınca Amerika Türkiye Cumhurbaşkanı ile görüştü ve sınırları aşmasını, Afganistanlıların en az 2 yıl Türkiye'de bekletilmesini, 2 yıl içerisinde bu işleri halledeceklerini, 2 yıl sonra ancak onları Amerika'ya kabul edebileceklerini ve götürebileceklerini söyledi. Yani bilinmeyen geleceğe, çıkmaz ayın son çarşambasına mevzuyu attı. Türkiye Cumhurbaşkanı da ne konuştuğunu bilmiyoruz. Karşılıklı ne vaatler, ne pazarlıklar döndü. Tam bilmiyoruz ama tahmin edebiliyoruz. Bunu kabul etti. Türkiye'nin sınırlarını Afganistanlılara açtı. O günden bu yana akın akın, hiç kimse hiçbir şey sormadan Türkiye'ye geliyorlar. Ve bu Afganistanlı göçmenler hakkında kim bilir daha kiminle ne pazarlıklar yapıldığını da bilmiyoruz. Suriyelilere gelince, Suriyelilerle de ilgili olarak aynı şey söz konusudur. Amerika Suriye'deki rejimi yıkacağını söyledi. Böyle bir irade ortaya koydu. İşbirliği istedi ve Suriye'ye karşı ambargo, harekat başlattı. Fakat Suriye'nin arkasında ilk olarak İran, sonra Rusya ve örtülü olarak da Çin sıkı durdu ve Esad'ı devirmeyi başaramadılar. Ve bu Esad'ı devirme koalisyonuna Türkiye de katıldı. Suriye'ye girerek orada inşaat işleri, Suriye'nin yeniden onarılması işleri, bu Suriyeli muhalif güçlerin, işte Özgür Suriye Ordusu'nun, El-Kaide, IŞİD gruplarının alttan alta desteklenmek suretiyle onların silahlandırılarak Esad'ın devrilmesi hareketine iştirak etti ve orada cuma namazı kılacağını hayal etti Emevi Camii'nde, fakat bu iş olmadı. 2011'den bu yana işler tersine döndü. Esad yıkılamadı. Başarısız oldular. İran'ın, Rusya'nın ve Çin'in Suriye'nin arkasından durmasıyla işler kötüye gitti. Evdeki hesap çarşıya uymadı ve oradan binlerce insan kaçarak sağa sola mülteci durumuna düştü ve Türkiye'ye kaçmak zorunda kaldılar. Onlar hepsi Avrupa'ya gidiyordu ama Avrupalılar bu sefer, özellikle Almanya, yine Türkiye Cumhurbaşkanı'na görüşerek bu göçmenleri orada durdurmasını, Avrupa'ya sokmamasını,
Bunun karşılığı kendilerine para vereceklerini, milyon dolarlar vaat ederek anlaştılar, pazarlık yaptılar ve onlar Türkiye'de yaşamaya başladı. Sayıları 5-6 milyona ulaştı. Bunların yani çoğunluk Suriye göçmeni olmak üzere Afganistanlıların son zamanlarda dahil olarak Türkiye muktediri tarafından etinden, yağından, sütünden, kılından, gelişinden, gidişinden, duruşundan, kalışından, bu topraklarda bulunuşundan bir pazarlık ve rant çıkarmaya çalıştığını görüyoruz. O nedenle mültecileri burada tutmak istiyorlar. Çünkü etinden, yağından, kılından, tüyünden, her şeyinden yararlanıyorlar. Ucuz iş gücü olarak çalıştırıyorlar. Şu anda Suriyeli göçmenlerin birçoğu uyuşturucu piyasasından fuhuş piyasasına kadar her alanda, fabrikalarda, köprü altlarında, atölyelerde ucuz emek gücü olarak çalıştırılıyorlar, kullanılıyorlar. Bunun karşılığında kendilerine diğer Türkiye vatandaşlarından farklı olarak daha yararlı hayat vaat ediliyor ve onlar da buna kanıyorlar. Mesela en son Pakistan'da yapılan Türkiye pasaportu reklamlarında Türkiye vatandaşlığı al, 2000 dolar. Eğer Türkiye vatandaşlığı alırsanız, Türkiye'ye giderseniz ücretsiz sağlık, ücretsiz eğitim, konut alımında kolaylık ve 100 ülkeye gidebilecek vize sahibi olabileceksiniz. Ve size her türlü kolayı Türkiye hükümeti gösteriyor diyerek Türkiye vatandaşlığı alma reklamları yapılıyor. Onlar buraya geliyorlar. Gelince ücretsiz eğitim, ücretsiz sağlık, konut alımında kolaylık, kredi veriliyor, borçlandırılıyor. Orada burada el üstünde tutularak çalıştırılıyor, kullanılmak için. Bunun karşılığında da Türkiye vatandaşlığı yapılarak eğer Türkiye'de kalır ve mevcut iktidara oy vermeye devam ederseniz bu imkanlar elinizden gitmeyecek. Aksi halde vatandaşlığı kaybedersiniz, yollara düşersiniz, perişan olursunuz, geri gidersiniz diyerek korkutuluyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de kullanılabilir mülteci bir nüfus oluşmuş vaziyette. %95'i Suriyelilerden olmak üzere, Afganistan ve Pakistanlılar da içinde olmak üzere kullanılabilir. Nereden baksan 5 milyonu aşkın bir nüfus. Bu da toplam oy oranı içerisinde nereden baksan %20'lere falan varıyor. 5 milyonluk oy %15'leri falan geçiyor. Sadece 6 milyonluk HDP'nin oyunu bile geçecek duruma ulaşmış vaziyette. Dolayısıyla bu potansiyel kaybedilmek istenmiyor. Bunlar çok yararlı, pazarlık konusu, rant konusu, etinden, yağından, sütünden, kılından her şeyi para ediyor, her şeyi işe yarıyor. Avrupalılarla pazarlık ediyor, onlarla para alıyor, oya dönüşebiliyor, ucuz iş, emek gücü olarak çalıştırılabiliyor, oy deposu olarak kullanılabiliyor. Eğer istiyorsan uyuşturucunu sokaklarda sattırabiliyorsun, atölyelerinde çalıştırabiliyorsun. Her bir işe yarıyorlar. Sahipsiz, kimsesiz, yurtsuz, gariban, memleketinden kaçmış, ekmek, aş, huzur arayan insanlar çoğu bunlar ve Suriyelidirler, Araptırlar, Müslüman, Sünni kökenlidirler çoğu halk itibarıyla. Şimdi durum bu. Bunu istismar eden bazı gruplar ise bunların Arap olduğunu, Suriyeli olduğunu, Türk olmadığını, Türk'ün, Türkiye'nin sosyal kültürel yapısını, kültürel yapısını özellikle bozduğunu, demografiyi değiştirdiğini söyleyerek böyle gayet Türkçü bir yaklaşımla onları Suriyeli Arap diye, pis Arap diye kışkırtma yanlısı söylemler içine son zamanlarda girildiğini görüyoruz. Ben bunu çok yanlış buluyorum. Bu çok tehlikelidir. Çünkü insanları halkın bir kesiminin diğer kesimine karşı Arap diye, pis Arap diye kışkırtırsanız bunun ardından pis Kürt gelir. Onun ardından mum söndüren Alevi gelir. Bu iddialarla, böyle ithamlarla ve saldırganlıklarla insanların önünü açarsınız. Yarın bugün bunlara pis Arap diyorsunuz. Peki öbürlerine pis Kürt diyerek saldırılmayacağını, mum söndü Aleviler diye evlerine çarp işaretleri konmayacağını, Çorum'un, Sivas'ın, Madımak'ın, Maraş'ın yaşanmayacağını garanti edebilir misiniz? Bu Türkçü yaklaşımda bulunanlar, yani Suriyelilere Arap diye Türkçü bir yaklaşımla yaklaşanlar tehlikenin farkında mıdırlar acaba? Onları uyaran bazı tweetler attım. Bombanın fitilini çekip ortaya atmayın. Nerede patlayacağını, neyi tetikleyeceğini, hangi fay hatlarına sıçrayacağını bilemezsiniz. Yugoslavya Boşnaklara karşı tepkiyle ortaya çıktı. Sonra Boşnak, Hırvat, Arnavut, Sırp hepsi birbirine girdi. Yugoslavya dağıldı. Yani Anadolu'da da sadece 7 milyonluk Suriyeli Arap değil. Kürtler var, Aleviler var, Ermeniler var, Rumlar var, Arnavutlar var. 100 yıldır Kafkaslardan, Balkanlardan boyuna buralara göçler var. Bununla oynayamazsınız. Bu ortalığa böyle bir pis Araplar, Suriyeliler diye çıkış yapıp sonra bunun diğerlerine sıçramayacağını garanti edemezsiniz.
Dolayısıyla olaya gayet temkinli yaklaşılmalıdır. Mülteci sorunu Türkiye hükümetiyle Suriye hükümeti arasında imzalanacak, gayet detaylandırılmış ve teferruatı uzun maddeler halinde yazılmış. Nasıl gidecekleri, nereden gidecekleri, nereye yerleşecekleri, gittikten sonraki 6 ay içinde neler olacağı şeklinde, güvenliklerin nasıl sağlanacağı, nasıl iş ve istihdam açılacağı, nerelerde oturacaklarına kadar, hangi şehirlere yerleşeceklerine tekrar geri döndükten sonra, bunların hepsinin böyle ayrıntılı, detaylandırılmış bir şekilde yazıldığı, Türkiye hükümeti ile Suriye hükümeti arasında imzalanacak mülteciler göç anlaşmasıyla çözülür. Mülteci sorunu çözmenin yolu budur. Bunu siyasi iktidarın yapması gerekiyor. Siyasi iktidar, biraz anlattığım sebepler çerçevesinde, bırakın bu sorunu çözmeyi, bunların burada kalmasını istiyor. Onların kılından, tüyünden, etinden, yağından yararlanmak için memlekete kötülük yapıyorlar bu şekilde. Aynı şekilde bunları geri göndereceğiz diye mezhepçi, ırkçı, ulusçu söylemlere girenler de memlekete kötülük yapıyor. Bu şekilde mültecilerin gitmesini isteyemezsiniz. Kullandığınız dil yanlış. Din, mezhep, ulus, ırk isimleri kullanmadan bunun bir ucuz emek transferi olduğunu, zenginler, kodamanlar ve kapitalistlerin tarafından kullanılan yurtsuz, vatansız, müktedirlerin kurbanı olmuş mülteci insanlar, göçmen insanlar olduğunu hiçbir zaman unutmayacaksınız. Ve sokaktaki mültecilere ve araba asla aşağılamayacaksınız. Onlara kötü davranmayacaksınız. Muktedirleri suçlayacaksınız. Onları politika üretmeye davet edeceksiniz. Üretmiyorlarsa siz gideceksiniz, onları yeneceksiniz, gideceksiniz, onların yerinde politika siz üreteceksiniz. Bundan dolayı bu sorun çözülememektedir. Mevcut iktidar işte bu anlattığım şeyleri halka kabullendirebilmek için Suriyeli mültecilerin etinden, yağından, kılından, tüyünden yararlandığını çaktırmadan bunu milletin kabullenmesini sağlamak için ensar muhacir söyleminde bulunmaktadır. Suriyeliler muhacir, Afganistanlılar muhacir, biz de onlara yardım eden ensarız diyerek bunu Mekke ve Medine'de peygamberin ensar ve muhacir olayına benzeterek, onu bununla örtüştürerek her yerde ve her zaman olduğu gibi politikalarına dini alet etmeye kalkışmaktadır. Faiz söz konusu oluyor, nas var diyor. Herhangi bir şeyi kabul ettirmek için insanlara enflasyonu, pahalılığı anlatmıyor. Pahalılığı ve enflasyon altında inen insanlara şükredin diyor. Sabretmek gerektiğinde, şükretmek gerektiğinde bir şeyin acısını tatmak ve riskini paylaşmak söz konusu olduğunda hemen dini kavramlara başvuruyor. Ensar, muhacir, nas var, şükredin filan diyor. Ama bunlardan yararlanırken, Suriye'yi yağmalarken, oradan fabrikadaki demirleri, atölyeleri dağıtıp, söküp, Türkiye'ye getirip, eritip, onları pazara dönüştürürken, silah çakmakçılığı yaparken, acımadan Suriye'ye silah sokup orada burada bombalar patlatılmasını desteklerken bir şey yok. Ama iş acısını çekmeye gelince hemen Allah diyerek insanları Allah ile aldatmaya kalkıyorlar. Ben bu olayları böyle görüyorum. Bu ensar muhacir söyleminin de burada değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum sizlere. Teşekkürler, hayırlı yayınlar. Kürsü TV ekranlarında konuğumuz araştırmacı yazar İhsan Eller çıktı. İhsan hocamıza çok teşekkür ediyor. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. İyi günler dileriz.